sizin peşinden koştuğunuz biri var ve onu değiştirmek istiyorsunuz. Onun sizin peşinizden koşmasını istiyorsunuz. Siz en son mesaj attınız, geri dönmedi. Durun. Sosyal medyadan başlayın. Ben işte bilmem ne yaparken, ama bakın basit şeyler olsun. Ben işte yemek yaparken, ama öyle kötü bir mutfak, kötü bir şey değil. Gidin ya, elleri görünen bir tane imaj bulun. Güzel, sizin mutfağı andıracak daha iyi görünen bir imaj bulun. İnternet kaynıyor. Onu paylaşın. Bugün domates çorbası yaptım yazın. Ne olacak? Bir tane domates çorbası şey yapın, bulun. Onu paylaşın ama biraz gerçekçi olsun, tamam mı? Çakılmasın. Ondan sonra siz bunu şey yaptığınız zaman, şimdi domates çorbası, bakın. Karşınızdakini manipüle etmek için sizin peşinizden koştuğunuz kişiyi sizin dönüp sizin peşinizden sizin peşinizden koşsun diye çevirmek istiyorsanız, herkes de aynı şekilde otomatik duygusal refleks uyandıracak şey, duygusal refleksle ilgili zaten herkese açık bir video var, bir daha bakın ona. Herkesi etkileyecek şeyler paylaşmak. Erik. Erik gördüğünüz zaman hemen ağzınız kamaşır. Otomatik olarak erikle ilgili bir imaj vardır. Mandalina. Otomatik olarak kokusu gelir burnunuza. Bakın. Duyu organlarıyla ilgili şeyler paylaşmak. Tat alma duyusu, görme duyusu, koku alma duyusu, duyma duyusu, dokunma duyusu. Bunlarla ilgili şeyler paylaştığınız zaman karşınızdaki otomatik bir refleksle cevap veriyor. Şeftali paylaştığınız zaman insanın bazılarına şeyi vardır, ona dokunamazlar. Bir his, dokunma duygusu. Ya da ya bir tane şey aldım, bluz aldım kızlar, bunu çok sevdim, çok yumuşak diye paylaştığınız şey karşınızdakinin size dokunduğunu hissetmesine neden olur. Şeyin, internetin ya da sosyal medyanın nasıl bir manipüle edici ya da provoke edici bir alan olduğunu tahmin etmeye çalışın. O kadar acayip şeyler var ki. Şimdi siz eğer o kişi durdu, size mesaj atmıyor, siz de ona yazmayın, durun ve böyle şeyler paylaşmaya başlayın. Hayat çok güzel. İşte ben pikniğe gitmiştim ama piknikte benim fotoğrafım olması gerekmiyor. Ben pikniğe gitmiştim. Ya da işte yeşillik bir yere gitmiştim, göl kenarına gitmiştim, deniz kenarına gitmiştim. Sizin fotoğrafınız olması gerekmiyor. Zaten sizin orada olduğunuzu hayal ediyor. Yani kendi fotoğrafınızı paylaşmak yerine tutun. Öyle bir imaj paylaşın. Onu paylaştığınız zaman karşınızdaki kişi de bir şey uyanacak. Keyfi yerinde. Ve bana yazmıyor. O, ben ona yazmamıştım ama beni aramadı üstüne. Peşime düşmedi. Beni zorlamıyor. Peşimden koşmuyor. Ha dur bir bakayım ne yapıyor. Hani tekrar size bir dönüş yapacak. Siz doğru şeyler paylaşırsanız ve çekici ve onu etkileyecek, duygusal refleks uyandıracak. Bunun gibi duyu organlarıyla ilgili. Bunları yaptığınız zaman, şimdi bakacağım sorulara. Bunları yaptığınız zaman size bir mesaj gelecek. O mesaj geldiği zaman açın, okuyun ve cevap vermeyin. Tabii burada şu paniği yaşıyorsunuz siz. Şimdi o bana yazdı, bu kadar zamandan sonra yazdı. Ben şimdi ona cevap vermezsem kesin bir daha yazmayacak. Ben bu fırsatı kaçıracağım. Kendinizi kandırmayın. Dur, dur. Nefes alın, tamam mı? Kesinlikle. Ona cevap yazmıyorsunuz. Tekrar yazacak. Bakın burada döndü. O sizin peşinizden koşuyor. Anladınız mı? Siz orada şey paniği yaşıyorsunuz ya, o kadar yanlış ki. Şimdi bir daha yazmaz, bir daha asla şey yapmaz. O çok gururlu biri, o çok bilmem ne biri. Zaten bana demişti ki işte ben bir kızın peşinden koşmam. Ya zaten siz koşuyorsunuz adamın peşinden, yanılmaya kapılmayın. Zaten koşmuyor. Biz o koşsun diye küçük şeyler anlatıyorum, yani hileler anlatıyorum, yani bir daha beni aramayacak değil, sizi arayacak. O yüzden o yazdığı merhabaya atlamayın, tamam mı? Hatta bazıları tuzak kurmak için, bazı erkekler bir şey yazıyorlar ve geri çekiyorlar yazdıkları şeyi. Kadınlar bunlara hep atlıyorlar. Yapmayın, Allah aşkına yapmayın. Görmüyor musunuz oldu olduğunu? Bir durun, atlamayın. Sonra ona cevap vermediniz ya, o korkularınızı bir dur diyebildiniz, kendinizi dizginlediniz. Sonra tekrar yazacak. İster geri alsın, ister yazdığı şey duruyor olsun. Hiç önemli değil. Tekrar yazacak. Tekrar yazdığı zaman, ya kusura bakma cevap veremedim sana, müsait değildim o sırada. Tekrar yazdığında ama birincide asla.
Hele geri çekilmiş mesaja gidip ne yazdığında çektiğin en yanlış şeylerden bir tanesi. Sonra ya kusura bakma sana cevap veremedim, o sırada müsait değildim. O bitti, siz tık, o sizin peşinizden koşuyor. Siz cevap bile veremediniz, müsait değilsiniz. Bakın nasıl döndü, görüyor musunuz? İlişkiyi döndürmek, kimin kimin peşinden koşacağını sağlamak çok kolay. Onu istediğiniz kadar süründürebilirsiniz bunu ilk yaptıktan sonra. Tabii kendinizi dolduruşa getirmezsiniz. Yani orada bir daha yapmayacak, vallahi onun karakteri bu değil, siz onu tanımazsınız cümleleri var ya. Siz onu tanımıyorsunuz, kendinizi tanımıyorsunuz. Kendinizi tanımadığınız için de böyle panikler yaşıyorsunuz. Yaptığınız şeyin kendinizi kandırmak olduğunu bilmiyorsunuz o sırada. Siz bu cümleyi kurduğunuz anda zaten ilişki dönüyor. Bu andan itibaren artık siz onu peşinizden koşturmaya başlamış oluyorsunuz. Bu kadar basit ya. Yani diyeceğiniz kusura bakma sana cevap yazamadım, müsait değildim.